Merhaba sevgili dostlar, arkadaşlar. Merhaba. Evet, Aylin Hanım'la yine teknemizdeyiz. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir hava var. Gerçi dışarıda rüzgar esmeye başladı ama. Teknemizdeyiz. Yine koştur koştur. Bugün hesapta erken çıkmıştık ama. Yine yolda uğradık bazı yerlere. Dostlarımıza, arkadaşlarımıza. Teknemizdeyiz. Yine yakın bir koya gideceğiz mecburen. Çünkü öğleni geçti. Bayağı geçti. Kahvaltı bile yapmadık yani koşturmaktan. Yakın bir koyda kahvaltımızı yapacağız. Yine dostlarımız olacak. Nuri Kaptan geldi, gördüm. Özgün Kaptan Deniz'de. Birlikte yine güzel vakit geçireceğiz. Bu akşam kalacağız. Evet. Değil mi Aylin evet, Hanım? Evet. Ne yapacağım? Balık tutacak mısın bana? Tabii tutacağım. Ne kocaman. Kocaman balık. Geçen hafta çok çeşitli tutayım istedim. Olmadı. Sen bir iki çeşitte odaklan bence. Bir iki büyük çeşitte odaklan. Bir iki büyük çeşit tutacakmış. Şahitsiniz. Bu hafta da eğer ki sözünde durmazsa atıyorum tekneden aşağıya. Gidiyoruz o zaman. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Hemen selam edin. Egzozumuzu bir kontrol ediyoruz arkadaşlar. Su atışına bakıyoruz. Evet, gayet güzel su atıyor. Bunlar olması gereken kontroller. Motor soğutma suyu çalışmazsa motoru elimize alırız. Bir motor 150 lira olmuş, 140 lira olmuş. O yüzden bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş çıkacağız. Yolda görüşeceğiz. Koyda görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Bu akşam buradayız. Yarın da buradayız. Değil mi? İki gün buralardayız. Gezdiğimiz yerleri göstereceğiz. İnşallah. Keyifli olacak yine. Görüşürüz. Göstersene marinamızı. Göstereceğim canım. Nereye gidiyoruz? Vallahi camcaz, kokurdak, akvaryum, yakındaki koylardan birine gidelim. Tamam canım, götür vakit beni denizlere. Hava nasıl bilmiyorum ama yarın olmazsa 8-10 mil mesafeye gidebiliriz. Bilmiyorum, hava raporuna bakmadım. Bugün yakın koylara gidelim. Geldik koya dostlar. Aylin Reis bakıyor şimdi. Nereye atayım diye, rüzgar da var. Yine tabii iyice dibe doğru gireceğiz. Şansımıza burası boşmuş. Mevsimin de tabii bunda faydası var. Şimdi demirimizi atalım. Yerleşelim. Sonra Nuri Kaptan gelecek. Özgün Kaptan da herhalde Kokar tarafında. O da ağır ağır gelecek. Hepsi üstüme bağlanacağı için ona göre bir demir atmam lazım. Yanaşıyoruz. Demirimizi attık. Tuttu mu kaptan? Evet. Süpersin. Harika. Evet, rüzgara doğru döndük. Sen şimdi takıyoruz. Evet.
Nuriler geliyor. Geliyorlar mı? Geldiler bile. Biraz yine gidelim. Çok güzel görünüyor ya. Senin görüntüsüne bak. Tamam mis. Çok güzel. Helal Gülşah Reis. Var ya bunu vermeyeyim sana. Vallahi bravo ya Nuri. 10 numara kaptansın ha. Sen geçir oraya. Tamam. Bir şey gerek kalmadı yani. Gülşah Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyiyiz, geçen haftadan beri. Görüşmeyeli. Nuri Kaptan o nasıl bir yanaşmaydı ya? Aa, şuradaki şey çok güzeldi ama. Harika valla, çok güzeldi. Güzel oldu, çok güzel. Gibi oldu. Arkadaşlar iddia ediyorum şimdi Teos Manada olaylar olacak ama en hakim kaptanlar hep rotacı, netacı. Böyle dar yerlere gire çıka. Bir de tabii büyük teknelerde şey oluyor. Tek başına bunu kontrol etmek de zor oluyor. Birkaç kişi istiyor, personel istiyor. O yüzden rotacılar çok gelişiyor. Aynen Hanım saat kaç? Nuri saat kaç? Saat 3 çeyrek geçiyor. 3'ü çeyrek geçiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kahvaltı yapıyoruz. Geç kaldık. Oraya buraya uğra. Kahvaltı yapmayı unutmuşuz. Maşallah kuğu gibi süzülmüş. Canıt'ın da gelmiş bak. Canıt'ına yok mu Aylin bir şey ya? Canıt. Al çocuğum. Al çocuğum. Valla. O anında. Çevreye bakınıyor başka martı var mı diye. Baba baba kimse gelmeden götüreyim diyor. Evet arkadaşlar hep söylüyoruz saadet keyiften ibaret olmadığını. Bu işlerin bakın çok güzel bir yerdeyiz. Şöyle göstereyim, Nuri Kaptan da geliyor. Orada bir demir atma çalışmaları var. Bunlara çok şahit oluyoruz. Hep söylüyoruz işte böyle keyfi çok ama işi de çok değil mi? Eziyeti de evet, çok. Ama olsun ya değil. Eziyet olarak bakmıyoruz ama sonuçta bu keyfi yaparken de sürekli bir faaliyet halindeyiz değil mi? İlla bir şeyler çıkıyor. Birbirimizden bilgi alışverişi yapıyoruz. Yardımlaşmamız oluyor. Geçen hafta tuvalet pompamız bozulmuştu. Eve götürdüm biliyorsunuz. Şimdi tamir etmeye. Tamir ettim. Onun videolarını da çektim sanıyorum. Arızalı moderatörümüz motor sıkışmış. Bakacağız şimdi. Gördüğünüz gibi gösteriyorum şimdi tamir edilmiş halini. Gördüğünüz gibi sıfır gibi oldu, sıfır. Değil mi Nuri? Aynı orijinal kutusunda gibi bakın. Şöyle göstereyim size. Tamir etmiş Hakan abi. Yapmış mı? Orijinal kutusunda gibi. Sıfır gibi olmamış mı Gülşah'cığım? Bak. Gibi. Çok değil güzel mi? Hakan abi yani. Bak sıfır gibi. Görsem sıfır derim yani. Garantisi falan var gibi değil yani. Mi? Bu kadar güzel yapmışım evet, yani. Garantisi var gibi i̇şte, yani. Yani garantili bizde tamir var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. 1000 liraya mal oldu tamir. Arkadaşlar olmadı. Şöyle oldu ama olur yani. Ama içine motoruna su kaçınca bunun yapsak da taksak da tekrardan aynı arızayı çıkartacağını öğrendik. Bunun lastik contasından su kaçırmış. Yarın öbür gün sıkıntı çıkartacağı için yenisini aldık. Öbürünü de tamir edip yedeğe ayıracağız. Nuri Kaptan'ın şimdi tecrübelerinden faydalanarak sıkıntı yok halledeceğiz. Ondan sonra halledeceğiz. Hortum unutmuşuz. Almayı unutmuşuz. Ama orada var yukarıda. Şuradaki o ayrı bu 50'lik hortum var. Bunun bu hortumdan kesip kullanacağım. Dışarıya verdiğimiz, atık verdiğimiz hortumdan. Bu şekilde bir şeyler yapacağız inşallah. Bu sefer ama sıfır gibi yapmayacağız. Değil mi? Gerçekten yapacağız. Evet, Nuri Kaptan'ın desteğiyle evet. Gazlamasıyla bu işe giriştik. Karada yapacaktık ama. Sıkıntı yok ya. 5 dakikalık iş var. 5 dakikalık iş. Bakıyoruz işte. Ne yapıyorsun şimdi? Şu 50'lik hortum almamışız. Bu atık verme hortumundan bir miktar keseceğiz. Ona kullanacağız. Sonra bu hortumu nasıl olsa yenileriz. Zaten yeter de bu. Kafayı söküyorsun. Aynen. Hortum keseceğiz ondan Aylin'cim. Tamire devam. Devam ya. Arkadaşlar hep keyif yaptığımız sanıyorsunuz işte. Söylüyoruz. Teknede iş bitmiyor. Bitmeyecek bir şey yok. Bitmesin ya. Bitmesin tabii canım. Biz bunu kaç sene... Sürekli otur üç nereye sene kadar önce değil değiştirmiştik. Evet. Kolayladık sayılır. Şimdi şu yana
şu hortumu takmaya uğraşıyoruz ama şey, ısıtmamız gerekecek, girmiyor. En son olarak da bunu, şu ahşap siyeli söküp tanka takacağız. Allah'tan ki tankımız boş, yoksa ayvayı yemiştik. Gün batımında tuvalet pompası değişimi. Değil mi Nuri Kaptan? Nuri'cim en çok sevdiğin şey bu değil mi? Gün batımlarında tuvalet pompası değiştirmek. Macerator, vazgeçemiyoruz bundan. Şu güzelliğe bak, gün batımına. Ama arkadaşlar bu işler böyle. Hep söylüyoruz yani. Sırf keyfine bakmayın. Bu işleri kendinize eziyet görüyorsanız hiç tekne işlerine girişmeyin. Çünkü olacak yani. Şimdi bu olmaz, 2 sene 3 sene arıza çıkartmaz. Başka şey çıkartır yarın. Yani sırayla dönüyorlar değil mi Ayloş? Evet. Sırayla bir şeylerde sorun çıkıyor yani. Ama kaç senedir kullanıyoruz ya? 4-5 senedir kullanıyoruz macerator. 3 sene falan oldu bu ama bunda biraz bizim de hatamız oldu. Yoksa bu gidiyor normalde. 7-8 sene gider de. Evet. Olsun be ya. Çözümsüz problem değil ya sonuçta. Değil mi? Yani çözülebilecek problemler olsun. Aynen. Hiç önemli değil. Şöyle sağlam takım çantanız olsun arkadaşlar. Teknelerinizde. Aynen, takım çantası olsun. Eli iş tutan. Adam olsun, kadın olsun. Erkek kadın fark etmez. Herkesin eli iş tutacak arkadaşlar. Denizde böyle valla. Dostlar, güzel bir akşam. Nuri Kaptan'la hallettik işimizi. Hanımlar balığa başladı. Açığa gideceğiz. Şöyle göstereyim size. Buradan görünüyordur. Yeni bir boru. Yeni bir macerator. Atık sisteminin ucunu da yine yeniledik. Elimizdeki kadar hortum yetti. Harika bir iş çıkarttık. İşte bakın. Yoktu mesela hortum. Şöyle yedeklerin olması çok önemli arkadaşlar. Şu ne işe yarar demeyin. Buradaki şu hortumu da o yedeklerden kullandık. Gidelim. Balıklı yere gidecekmişiz arkadaşlar. Böyle tamirat bitti. Keyif zamanı. Azıcık dağılmışız işte. Görüşürüz. Evet. Harika bir tekne. Glow. Neta 660 o da. Çok güzel. Rengi de çok güzel. Bayılıyoruz ona. Şimdi biz de demirimizi toplayalım. Ayloş Hatun, bas bakalım marşa. Ben arkadaşlar çok çalıştım. Biraz keyif zamanı. Ve sigara mıgara yakıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü şey, bayağı çalıştım. Kaç saattir sigara da içmedim. Şimdi kutlama zamanı. Balık tutacağız. Hatunlar balık tutalım dedi. Biraz açığa gidiyoruz. Tutacaksın ama bu sefer. İnşallah. Gerçi geçen hafta da yedik ya. Hafta içi yedik o balığı. Evet, evet. Ama daha çok tutacak şimdi. İnşallah. Niyetim. Tamam. Bosa kancamız var. Önce bosa kancamızı alacağız. Onu da göstereceğim şimdi size. Nasıl bir bosa kancası almanız gerektiğini göstereyim. Şimdi bunu kanca gibi takanlar var. Onun neden yanlış olduğunu şimdi göstereceğim size. Bakın bizim bosa kancamız. Gördüğünüz gibi. Bunu tabii her zaman yapmıyoruz. Acil durumda atabilmesi için bu şekilde tak diye. Şöyle bakın. Domuz tırnağı şeklinde olacak. Zincire girecek. Acil durumda burada kroma vurunca atması lazım. Bu acil durum neden? Koydayız. Taradı veya alargadayız. Taradığı zaman taşlara yaklaştık. 1-2 metre kaldı, fark ettik. Öne çıkıp da böyle bir bağlı bir şey olsa veya işte klipsli bir şey olsa onu çıkartana kadar taşlara girebiliriz. Acil durumda bu hareketi yapıp trak diye attırıp zinciri içeriden çekmeye devam edebilmemiz için böyle bir şey lazım. Aylin'cim alalım. Şimdi bakın biraz çektikten sonra bekliyor, üstüne gidiyor ırgata yük binmesin diye. Çekince duruyor, üstüne gidiyoruz.
Yüke bindi miydi? Duruyor. Hatta rüzgar çok esse karşıdan üstüne yürümemiz de gerekebilir. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi otur. Bu kadar kasalı bırakmıyoruz tabi. Şimdi ben gidince ayarlayayım onu. Gördüğünüz gibi önce tornistan yaptı. Sonra ani gazla gördüğünüz gibi olduğu yerde çevirdi. Arkadaşlar. Geri yolda dümen dinlemiyor bizim teknelerimiz. Ya çoğu tekne dinlemez. Böyle koydan çıkıyoruz. Gün batımında biraz daha açıkta olacağız. Nuri ve Gülşah ileride. Özgün abiler de orada bir yerde. Gelmişler onlar da. Balık avlıyorlar. Böyle. Gördüğünüz gibi nefisiz ya. Uğraştık bakın görüyorsunuz. O kadar işte tuvalet pompasıyla bilmem neyle uğraştık yani. Zor işler bunlar. Yani alan dar, elin girmiyor bir sürü şey ama keyfimiz yerinde. Görüyorsunuz şu cennet gibi koydan çıkıyoruz. Gözlüğüm de yok. Bakın işte. Yani evin olarak görürsen yaptığın iş evde hatta beni gözüme büyük görünen işler teknede keyif veriyor. Hele başarılı olduysak, bir sorunu çözdüysek çok mutlu oluyoruz. Nuri herhalde oraya demir mi atıyor, benim bekliyor. Birimiz demir atacağız, yine aborda olacağız. Çok güzel ya akşamüstü, Allah aşkına. Harika. Harika, gerçekten harika. Evet, koydan çıktık işte. 2 haftadır da aynı yere, aynı koya geliyoruz. Yakın koylar bunlar. Daha da yakında bakın, burada da var. Camcaz koyu. Oraya girmedik. Burayı daha çok seviyoruz biz. Neden seviyoruz? Yine aynı şeye geliyoruz. Dar bir yer olduğu için ve sığ olduğu için çok tekne gelemiyor, giremiyor. Sakin oluyor. O yüzden orayı daha çok seviyoruz biz. Evet, şimdi bakalım ne yapalım. Ne tuttum bakayım? Kopes. Bakayım şöyle göster. Dur bakayım. Canım. Ha, iyi. İyi canım, ne yapalım şimdi? Akşam akşam atar atmaz kopes, kopesdir yani. Kovayı alabilir miyim? Buraya getir. Ver Nuri'ye. Hadi bakalım devam. Hop. Hop. Bravo Aylin Hanım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burnumuzdan geçen güzel hızlı giden bir motor yaktan böyle yavaşlayıp hoplayıp zıplamak zorunda kaldık. Gün batımı böyle balık tutacaktık ama bir bordoladık Nuri'lerle. Sonra hadi bir dolanalım dedik. Özledik de. Bugün balık tutmayacağız herhalde. Özgün Beyler de dönüyor. Özgün Kaptanlar. Banu Hanım ve Özgün Bey. Burada buluşuruz. İki laflarız. Karaya çıkarız. Ondan sonra bir yemek programı yaparız. Yarına tekrar denizdeyiz inşallah. Şu gün batımının güzelliğine...
girer ayak Aylin Hanım balık bulucuda büyük balıklar var dediği bir tane küçük mercan tuttu. Akışta hemen girişteyiz hemen. Özdin Beyler de geldi. İçeri giriyoruz artık. Mendirek burada. Aylin Hanım onu azat edecek herhalde değil mi? Tabii ki. Biraz büyüsün. Biraz büyüsün sonra tuttuk karıcığım. Çocukları olsun, onlar büyüsün, onları tutalım. Bir kere daha atabilir miyim? Goodbye. At istediğin kadar at karıcığım ya. Ne demek yani? Evet, Nuri ile Güşah da geldi. İçeri giriş yapacağız artık. Bu hafta avlanamadık ya. Aylin Hanım rahat edemedi. Girerken burada da balık varmış. Burada bak dipte de hakikaten yazıyor Aylin'e. Balık var. Burayı işaretler misin? İşaretledim canım. Oh, bak bir daha gel. Bak bir daha yakalamış. Hadi bakalım ne yakaladın? Ne yakaladın bakayım? Attığımı mı yakaladım acaba? O da ufak. Bence. Bak mercan yine. Attığımı mı yakaladım acaba? Aynı boy. İki kere mercan. İkinci mercan. Salıyor ya ufak. Ufak mercan. Hayır değilmiş ama diğeri daha küçüktü. Biraz daha küçüktü. Tamam. Ay çok güzel. Bir daha. Allah'ın hakkı. Burası mercan yatı arkadaşlar. Bak şimdi görüyor musun? Bilir kişi. Bilir kişi. Kaynıyor. Balıkçı Aylin Ana söylüyor. Bak yine mi yakaladın ya? Oo bir tane daha mercan geliyor. Bu seferki daha iyi. İndir bindir vallahi tutuyor atıyoruz. İnşallah ya. Daha bak, büyük. Bak yine mercan. Üçüncü mercan. Bu sefer daha büyük. İnci mercan. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Aylin Hanım mercanları tutuyor. Ve indir bindir tutuyor ve kaç tane tuttuk bilmiyoruz. Atıyor geri. Bir daha. Yarın için antrenman olsun. Her çek. Tamam görüşürüz. Limanda görüşürüz. Biz de geliyoruz birazdan. Yok canım karıcığım sen ne zaman dersen. Aylin Hanım bir balık tutma nefsini körelsin. Mercan bu. Bak yine vurdu. Vallahi yine yakaladı. Aşağı atar atmaz yakaladı. Yine mi geldi? Evet. Ha, almış vallahi o da mercan. O da mercan dördüncü. Evet. İndir bindir. Vallahi 3 dakikada 4 tane tuttu. Akışta dedi ben alacağım 1-2 balık dedi. Vallahi her attığında da alıyor. İndir bindir. Daha 12-13 metre. Bak yine mi geliyor? Evet. Yine mi geliyor? Bak. Görüyor musun? Atıyorum. Böyle arkadaşlar. Hepsi bir keyif işte. Ayrı bir keyif. Yine geliyor mu diye bakıyorum. Gelmiş. Yine mercan. Yine mercan. Yavrularla. Lütfen ya. İşimiz yok yavrularla. Salıyoruz bunları tabii ki. Yarına büyüklerini tutacağız değil mi karıcığım? Dönelim mi artık? Üşütme. Dönelim. Serinlemeye başladı. Çok güzel. Yazdan kalma bir gündü ama hava serinlemeye başladı. Evet. Ya Allah bismillah. Tamam karım. Let's go. Ne güzel oldu diyor ya. Evet gördüm karıcığım. Vallahi bravo. Onun yerini tespit ettin ya. Bravo sana. Helal olsun vallahi. Mercanlar nasıl alsın değil mi? Geldik, bağlandık. Şimdi komşularımıza bir bakalım, kararlaştıralım ne yapacağız, ne edeceğiz. Özdin abi merhaba. Hakan'ım merhaba, ne haber? İyi valla, sizden ne haber? İyi, ne var? Nasıl keyifler? İyi valla, Banu Hanım siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
Ne yaptınız, bir planlama yaptınız mı Nuri ile? Akşam beraberiz. Şeye tamam. mi gidelim? Aynı Paşa Kaptan'a mı gidelim? Olur. Tamam. Yani biraz sardalya var, biraz mercanı var. Nuri'cim ben temizlemedim vallahi ha. Tekneyi, ama biz yarın sabah da çıkacağız ya. Tamam. Şey gelmedi zaten, dalga malga yemedik. Dedim. Ama gene ben titizim. Öyle bıraktım. Ya. Sen titiz adamsın tabii. Ben de titizim ama sen ayrı bir titizsin. Yok be. Herkes sanıyor, biniyor, gidiyor, geliyor, tertemiz duruyor. Evet, aslında evet. Alakası yok. Ama seninki iyi akşamlar. Ha, kart mı? Galiba, tamam. Evet. Tamam, çok teşekkür görmüşken ederim. Vereyim. Çok sağ olun. Buyurun, çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Böyle arkadaşlar işte, marina pahalı diyoruz falan ama böyle güzellikleri de var. Kartımıza problem vardı. Halletmişler, getirmişler sağ olsunlar. Nuri Kaptan'ı görüyorsunuz şimdi. Ondan sonra vitrin teknesi bu. Burada direkt köprüden bakınca görüyorsunuz, tertemiz bir neta. Fotoğraflarda çiçek gibi. Vallahi mı? Proların hazır diyor. Bir dakika abi, ben konuyu anlamadım. Benim prom yok mu? Yok, hepimiz içeceğiz. Ha tamam, tamam. Küba'dan mı abi? Küba'dan. Küba'dan getirdi Özden abi, tamam. Kapıyı kapattım bakın, aynen rahatsız olmasın. O da yeni yattı. Teknemi hissetmem lazım. O yüzden sobamızı da açtık. Bakın kısa kollu oturuyoruz şu anda. Çünkü teknemiz çok küçük bir alan olduğu için rahat ısıtabiliyoruz. Şu anda da Fahora teknesini anlatıyor bakın. Onu izliyorum. Bu kamera için, bu kamera, saatte 2 falan için. Herhalde yani. Orada da vır zıvır vır zıvır malzeme koymak için bir yer. Şöyle storage. Böyle. Sabah görüşürüz. Günaydın sevgili dostlar. Dünün aksine çok rüzgarlı bir gün. Lodos esiyor bugün. Bakın ben gittim, tüpü aldım. Aküyü aldım, geldim. Saim Reis de görüyorsunuz arkadaşlar. Tanıyorsunuz Saim abi zaten. Ne yapıyorsun abi sen? Hani çok eğleniyormuş bu tekneciler, sürekli keyif yapıyormuş. Sabahtan beri direksiyonla uğraşıyorum. Yağladım ettim. Yağladın değil mi? Kaç saattir uğraşıyorsun? Bunları tamam. Görmüyor değil mi kimse? 2-2,5 saattir uğraşıyorum sırf bunu. 2,5 saattir. Böyle arkadaşlar işte bakın. İş bitmiyor. Bir sürü arıza var. Aylin Hanım da bakın. Yüklendi geldi. İş paylaşımı yapıyoruz. Aylin Hanım da. Ne aldınız Aylin Hanım? Tüp aldım. Ekmek aldım. Simit aldım. Simit aldım. Geçen hafta ben sana simit almıştım. Bu hafta da sen mi bana aldın? Aynen. Bercan. Böyle arkadaşlar, arızalar, bakımlar bitmiyor. Şimdi aküyü değiştireceğim, servis akümüz ayvayı yemiş. Ondan sonra başka ne yapacağız? Tüpümüz bitti, onu değiştireceğiz, sileceği sökeceğiz. Evet. Dün maceratörü değiştirdim. İşte Saim abi görüyorsunuz uğraşıyor. Öyle sırf keyifle değil yani. Ondan değil mi abi, eli alet tutmayan pek girişmesin bu işlere diyoruz değil mi? Denize tek başına çıkmasın. Yoksa fena öpüyorlar. Yani denizde işler pahalı arkadaşlar. Eve ustayı 200 liraya getirdiniz usta. Tekne 2000 liradan aşağı gelmez herhalde değil mi abi? Çarpı 10. Çarpı 10 yani. Böyle durumlar. Şimdi bakalım Aylin Hanım. Gevrek almış. Gevrek diyorum ya. Bölündü şimdi takipçilerimizden. İzmirliler gevrek diyor. İstanbullular simit diyor. Aynen. Bursalılar simit diyormuş. Bunları da öğrenmiş olduk. Biz gevrek de diyoruz, simit de diyoruz arkadaşlar. Geçen hafta ben almıştım. Hatta Aylin'e sürpriz yapmıştım değil mi karıcığım? Koyda uyandırmıştım seni. Evet. Nefis bir şekilde. Bu hafta koyda uyandıramadım çünkü gece yine 3'te mi yattık? Olmuştu yani. 3 gibi yattık. Bence olmuştu. Yine arkadaşlarımızla 3 tekne. Sohbet muhabbet, 7 kişilik bir şeyler. Eğlendik. Geç yatınca da kalkmadık bu sabah da, böyle olacak. Teknemizde biraz vakit geçireceğiz, sonra bir yine denize çıkacağız. Çok esiyor ama hele öğleden sonra 25-30 falan diyor. Yok. Evet ama bir dolaşacağız arkadaşlar. Çıkarız. Şimdi işte güzel teknemizin içinde nefis bir kahvaltı yapacağız tüpü değiştirip. Sonra görüşürüz. Hakan Bey yine çalışıyor. Bu sefer ne yapıyorsun? Rafın şeyi uymuyor ya, tüpün ortamında bir parça daha kesmem. Anladım canım. Testere evde kalmış, bunu da kırdım, demir testeresi. Denizci dediğin yaratır, yapacak bir şey yok.
Kolay gelsin canım. Sağ ol canım. Vallahi. Bu işler zor işler. Ufacık işler bile bayağı insanın zamanını, enerjisini alıyor. Ya testere çıkartmışım kutudan. Çıkartmasam kolay. Ama işte alet işler ele uyunur. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Aynen. Elimizdeki şartlarla bunu yapabilecek. Aynen. Tek yapacağız. Hadi kolay gelsin. Bay bay. Bu hafta böyle. Çok esiyor. Çıkacağız yine ama. Aylin Hanım. Evet. Sağ olsun. Canımın içi. Saray gibi yapmış yine teknemizi. Ben Saim abinin yanına gittim. Bir baktım ne yapıyor diye. Kahvaltımızı hazırlamış. Yine geç yatınca geç bir saatte kahvaltı yapıyoruz. Sonra ne yapacağız Aylin? Denize açılacağız inşallah. Akü yapacağız demiştin o akü. Ha, akümüzü değiştireceğiz. Sonra evet. Ondan sonra denize açılırız. Bir dolanırız. Bir deniz havası alırız. Çok rüzgar var arkadaşlar bakın. Fena rüzgar var. 30 knot falan diyorlar ama çıkacağız yine bir. Bugün pazar. Hafta içi çok bekliyoruz çünkü. Hafta sonu gelsin denize çıkalım diye. Bir denize çıkacağız yine keyifli. Biz her halini seviyoruz değil mi Aylin? Ha, ne olur demir atamayız, bir balık falan tutmak için oyalanmayız ama bir gezeriz. Sığ yerlerde işte 12-13 metre, 14 metrelerde aynen. Balık tutabiliriz. Ufak tefek işlerimiz var teknede, onları yapacağız. Aynen. Ama bakın marinada bile ne kadar keyifli teknemiz, bakın. Şöyle cam perdelerimizi açtık. Ha bakın ben şu cam perdeleri de göstereyim size de. Şöyle. Bakın arkadaşlar bizim perdeler dışarıda. Dışarıdan katlama. Yani normalde içeride oluyor perdeler. Buradan katlanıyor. Ne oluyor? Kapattığın zaman brandayı naylon kısım dışarıda sürekli görünüyor. Şimdi göstereyim diyeceğim. Şöyle mesela dostum Serkan'ınkisi. Bakın içeriden kapalı ama dışarıdan naylon görünüyor. Bu sürekli güneş vura vura bu sertleşiyor bu. Zaten bakın rengi gitmeye başlıyor. İçeriden görüntü azalıyor. Bakın şimdi renge. Bir de şöyle bizim tekneye bakın. Yani giderken kapattığımızda bu çok koruyor bu camları. Bir de dışarıdan bu kumaşın bütün görüntüsü daha çok hoşuma gidiyor benim. Hem işlevsel hem de böyle görüntü olarak da daha güzel geliyor bize. Yaptırmak isteyenlere bir fikir olsun. Bunu Halil abi yapıyor bizim rotacı. Biz de birkaç tekne yaptık ve çok da memnunuz yani. Evet şimdi kahvaltımızı yapıyoruz. Aylin Hanım ellerinize sağlık efendim. Yine doyurdun bizi bu hafta. Afiyet olsun. Simitleri de Aylin aldı bu hafta. Tüpü de Aylin aldı. Böyle arkadaşlar denizde hayat müşterek. Biz de her şeyi paylaşacağız. Ben de çalışıyorum ama dün bak macerator'u değiştirdim. Bugün aküyü yapacağım. Ondan sonra sileceği sökeceğim. Ondan sonra gittim o rafı kestim. Tabii. Yani çalışıyoruz arkadaşlar. Hayat böyle. Sırf keyif değil. Biz bundan da keyif alıyoruz ama değil mi Aylin? Aynen canım ya. Biz yani her halinden çok keyif alıyoruz. Bunları da yapacağız. Aynen öyle. Şimdi de kahvaltı ve keyif zamanı. Arkadaşlar bu akümüz bir şey oldu. Güneş panelinin soketlerinde sorun varmış. Buzdolabını açık bıraktığımız için akü dibe vurmuş. Buzdolabı 11 voltta kesiyor ama başka şeyler de açıkmış. İnce ince aküyü diplemiş. Şimdi bunu götüreceğiz, bir şoklatacağız. İdareten bir orta durumda bir akümüz var. Onu takacağız. Bunu da şoklatacağız. Olursa olacak. Olmazsa yenisini alacağız. Yapacak bir şey yok. Kolay gelsin canım. Thank you canım. Çalışmaya devam. Arkadaşlar bakın bu da paslanmış. Yıllardır sürekli elimiz üstünde. Bu kadar dinç tutuyoruz teknemizi. Ama işte el değmeyen yerler sırayla artık onları yapıyoruz. Bir yerden bir şeyi hallediyoruz. Öbür taraftan çıkıyor. Tekne neredeyse fabrikadaki gibi sıfırlandı diyebilirim yani. Evet. Değil mi Aylin? Aynen. Yani her hafta bir şeyle uğraşıyoruz. Aküyü söktüm şurada. Diğerini takacağım. Hazır sökmüşken bunun içi daha önceki işten kalma toz toprak, onları temizliyoruz. Görmüşken orası da şey, üstünü boyamışlar bunu fabrikada. Halbuki boyanmasa daha iyi olurmuş, krom parça. Bu sefer paslanmış, onu zımparaladım. Şimdi hammerit diye bir şey, boya süreceğim. Paslı yüzeye sürülebilen bir şey. Yine de zımparadım, temizledim. Bakalım nasıl olacak.
değil, eski akü, orta düzeyde bir akü diyebilirim. Bir onu deneyeceğiz. Bayağı bir iş yaptım, motor takozunu boyadım, onun metalini. Arkada bir metali boyadım, içeriği temizledim bayağı bir. Bir sürü iş yaptık, şöyle bir tur atmadan da evimize gitmek istemiyoruz. Bugün pazar, değil mi Aylin Hanım? Evet. Dışarıda 25-30 nat hava var, güney esiyor. Ama bir çıkıp şöyle bir dolaşmak istiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Hava hem soğudu hem kapandı. Ama bir dolaşmadan da gitmek istemiyorum. Evet, şimdi yük üstündeyken 14 volt gösteriyor ama ölmüş aküler yük üstündeyken gösterir. Mühim olan şimdi bir dolsun şöyle bir hem. Nasıl olacak bakacağız. Güney estiği için buralar düz tabii şimdi. Açığa gittikçe deniz karadan açıldıkça daha kabaracak. O yüzden kısa mesafede bir dolaşacağız. Hem şu akü biraz kendine gelsin. Ondan sonra toparlanıp evimize kaçacağız. Bu hafta böyle geçti. Her hafta bir iş var gerçi de. Sevgili dostlar, bir tur attık geldik. Marinamızdayız, toplanıyoruz. Aylin Hanım gördüğünüz gibi toparlamaya başladı. İşte mutfak eşyalarını falan. Akümüzde problem olduğu için buzdolabında çok dolu bırakmıyoruz. Şimdi arkadaşlar, eve gitmeden önce bir dolaştık, baktık, aküyü test ettik. Akü yarım. Yeni bir akü alacağız. Gitmeden önce en son bölümde iyice sorular artmaya başladı. Bir iki soruya cevap vermek istiyorum. Şuraya bir iki tane not aldım şimdi hemen hızlıca. En çok marina fiyatları soruluyor arkadaşlar. NNT'ye, İbrahim Altıntaş, marina fiyatları nedir? İzzet Çalış, Teos Marina en düşük 40 binlerdeymiş. Doğru mudur demiş. Doğrudur arkadaşlar. Marina fiyatları arttı. Ben de dün gittim, görüştüm marina ofiste. Şu anda yeni gelen tekneler için alt limit 30 metrekare, metrekaresi 1500 lira. Bu da demek oluyor ki 45 bin lira. Evet. Sıfır tekne indirimi %5'miş. Peşin ödeme indirimi de %5'miş. %10 indirimli olsa işte 40 bin lira civarında oluyor yeni gelenler için. Burada mevcutta kalan tekneler için alt limit 25 metrekareymiş. Yani bir 5 metrekare avantaj tanımışlar. Bu da birkaç ay sonra eminim ki bizimkileri de 30 metrekareye çıkartacaklar. Nauta 680 için bir tanıtım çeker misiniz demiş İzzet Çalış Bey. Rasim Bey ile konuştuk. İnşallah yani önümüzdeki ay herhalde dedim, bir fırsat ayarlarsak i̇nşallah, gideceğiz. Inşallah. Hem Nauta 680'i çok sevdiğimiz bir üretici. Malın arkasında duran hem esnaflık olarak hem de insanlık olarak gerçekten çok kaliteli bir insan, çok değil mi Rasim? Evet, biz de gidiyoruz. Teknesini de beğendiğimiz çok için. Çok çalışkan bir insan. Evet. Teknesini de çok beğeniyoruz gerçekten. Sizin için ayrıntılı, detaylı bir şekilde onu da çekeceğiz. Sürdüğün arkasında da duran bir kesinlikle insan. Kesinlikle yani ta Bodrum'dan bir teknede problem olmuş. Camında ekiplerini gönderip işte onu yaptıran. Evet. Kendisinden kaynaklı mı değil mi onu bile sorgulamayan. Gerçekten çok düzgün bir esnaf. O yüzden çekeceğiz. Herkesi de çekmiyoruz arkadaşlar. Bizim bildiğimiz, tanıdığımız veya kendi ölçeğimizde olan tekne sayısı sınırlı. Marka ismi söylemeyeceğim. Bazı markaları söylüyorsunuz. Bizim marinamızda da görüyorsunuz. Bazen yan yana çekiyoruz arkadaşlarımızla. Onları soruyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, biz beğendiğimiz tekneleri yani kendi klasmanımızdakilere bakıyoruz tabii ki. Zaten söylüyoruz işte Rota, Neta, Nauta. Bu tekneler bizim daha çok ilgi alanımızda. Marka söylemeyeceğim. Şimdi ondan da ekmek yiyen insanlar var. Veya dostlarımızın teknesi var. Aynen o şekilde. Yani onlara da kırıcı olmak istemiyorum. Ben kendi tekneme göre kıyaslıyorum. Yani kullanışlığı nasıl? Artıları, eksileri. O yüzden her tekneyi tanıtmak istemiyoruz. Bizim beğendiğimiz daha çok, değil mi? Birçok tekne var tabii ki. Yine gidip görsek beğeneceğimiz, görmediğimiz tekneler, markalar da var. Bunları demiyorum ama bazı söylediğiniz, yorumlarda söylediğiniz bazı tekneleri özellikle yani cevap da vermiyorum, çekmek istemiyorum. Çünkü yani mesela tuvaleti yok teknenin veya işte kaset tuvaleti var veyahut da işte havuzluğu dar veya denizciliği kötü. Zaten o markalarla ilgili bir iki marka için çok istiyorsunuz. Çok video çekilmiş arkadaşlar. O yüzden ben çekmeyeceğim onları ama işte Nauta'yı, Neta'yı çekeceğim. Yeni Rota'yı denizde çekeceğiz. Bir de Venna Yacht'ı çekeceğim.
O da gayet güzel. 8.20 biraz bizim klasmanımızın üzerinde bir tekne olmasına rağmen onu da çok beğeniyoruz. İnşallah bunları sizin için çekeceğiz. Şimdi Atifet Hanım şey sormuştu. Çarşaf, işte yorgan, çarşaf, battaniye, kıyafetlerinizi bırakıyor musunuz teknede? Evet. Nem oluyor mu, çiğ yağıyor mu gibi, onu sen cevap ver istersen bence. Atifet evet. Hanım'la Önder Bey. Önder Bey. Onlar da, lafını böldüm özür dilerim. İkisi, biri 64 yaşında, biri 69 yaşında, bizi izleyip gaza gelip onlar da rota almışlar. Evet. Karavancılar. Evet. Hayranız onların enerjisine yani. Öncelikle onu söyleyelim. Çok da iyi araştırıyor. Emekli diş hekimi ikisi de. Şimdi Aylin Hanım onu söylesin. Sen daha iyi biliyorsun çünkü bu çiğ durumlarını. Evet. 6 yıldır biz teknedeyiz biliyorsunuz. Hatta 7. yılımıza girdik. Yani bu süre içerisinde teknedeki eşyaları yıkama için bir tek topluyorum, eve götürüyorum. Onun dışında kıyafet olsun, çarşaf, yastık, kılıfları, her şey teknede kalıyor. Yorganlar, battaniyeler, her şey teknede kalıyor. Bunun için kendimce bulduğum bir çözüm yolu var. Bakın, su içinde bir tableti var arkadaşlar. Nem tutucu. Nem tutucu tablet diye geçiyor ve bunu her marketten bulabiliyorsunuz. Ama genelde şeyde var. Neyse, açmasın, dökülmesin. İçinde bir tablet var, o değişiyor böyle arkadaşlar. Böyle kocaman sabun gibi bir tablet var. Ve çok uzun süre gidiyor. 3 ay, 5 ay gittiği zamanlar oluyor havanın nemine göre. Sadece tabletini alıyorsunuz sonradan arkadaşlar. Evet, önce plastik kabıya bakın. Gördüğünüz gibi. Bu mesela toplamış, daha dökmemişiz. Bunu kullanıyoruz. Bir de marinada değil mi, kapıyı açık bıraktığımız için çiğ yağmıyor içeride. Nem topluyor yani. Nispeten daha az oluyor ama kapıları kapatırsam. Bir çiğ problemi oluyor ama bu tarz şeylerle çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Aynen. Bundan bir ya da iki tane teknede bulundursanız gerçekten çok rahat edersiniz. Tavsiye ederim. Evet. Şimdi ben yine buradan bakıyorum arkadaşlar. Hepsini not alamadım. Ekrem Ezici diye bir takipçimiz, kardeşimiz. Abi öyle bir dua ediyorsun ki herkes denizde olmasın bence, bırak denizde bari rahat edelim, baksana karadaki halimize demiş. Bir yakınma tabii ki bu ama ben aynı şekilde düşünmüyorum arkadaşlar. Denizler hepimizin sonuçta mevcut problem, saygı problemi. Bu denizde de olabiliyor, karada da olabiliyor. Haklısınız. Çok tekne çıkarsa altyapısı hazırlanmadan büyük sorunlar olacaktır. Bu yüzden hep söylüyoruz yani, öncelikle devlet politikası olması lazım. Çocuklara deniz bilinci, deniz sevgisi öğretilmesi lazım. Evet. Denizci bir toplum olmamız lazım. Caydırıcı cezalar ama mantıklı cezalar işte. Yok atığı verdin, onu vermedin, bilmem ne yapmadın falan değil yani. Caydırıcı cezalar olması lazım. Öncelikle tabii çekirdekten yani aileden yetişirken doğa, deniz sevgisi ve bilinci oluşması lazım arkadaşlar. Yoksa bizim zaten kanalımızın birinci amacı bu yani. Denizlere özendirmek. Ne kadar bilinçli insan denizlere açılırsa o zaman daha huzurlu olacağız yani denizlerde. Bilinçsizlere bırakmayacağız. Ayrıca da yani parası olmayan denize açılmasın, az olan öyle yapsın falan gibi bir şey değil. O zaman ne yapacağız? Marinaları bir avuç zengin insana bırakacağız. Ama denizci olmaz. Denizci olmayan gelip senede bir kere havuzunda oturup eşiyle dostuyla oturup viski içip evine giden insanlara denizleri bırakmış olacağız bu sefer. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ülkemiz içinde en önemli problem bu. Denizci bir toplum olamamamız. Denizci toplumlar görüyorsunuz. Hollanda, Konya kadar Hollanda gitmiş, Pasifik'te toprağı var adamın. Niye? Denizci toplum oldukları için. Yani Portekiz'in, İspanya'nın kendi ülkelerinden uzaktaki toprakları hep denizcilik sayesinde oldu. Hem ticaret anlamında olması gereken bu. Biz sevdireceğiz arkadaşlar. Ekrem kardeşim biliyorum bir serzenişte bulunmuş. Ama bizim misyonumuz o değil. Tam tersi. Sevdireceğiz. Ona da hak vermemek de elde değil. Mesela karada trafik kuralları nasıl varsa, deniz kuralları var. Yanlış davranışlarda da mutlaka. Bir kere bu ADB işte arkadaşlar. Yani birçok insan ayağa kalkıyor böyle deyince ama 2 saatlik dersle falan bu ehliyetlerin verilmesi falan yanlış bir politika. Yani bu işi öğretmeden, kültürünü öğretmeden verilmesi. Araç kullanmak için eğitim alıyorsun. Hem teorik yani hem bir saatte şimdi birine eğitim arabayı verip hadi trafiğe çık diyebilir misin diyemezsin yani? Denize de olmaması lazım. Denizcilikte de olmaması lazım. Evet. Yani bunu işte devletin, halkın el ele verip bu denizcilik bilincini yeni nesile aşılamamız lazım arkadaşlar. Evet. Bizim de amacımız bu. Birinci amacımız bu. Evet, başka bakıyorum hemen. KKTC'den selamlar. Salih Atakara.
Kaliforniya'dan selam söylemiş Zafer Ak'tan. Arkadaşlar dünyanın dört bir yanından çok güzel mesajlar alıyoruz. Gerçekten çok mutlu oluyoruz. Bizim zaten izleyici kitlemizin, ben YouTube stüdyodan analizleri görüyorum, %20'si yurt dışından izleniyoruz. Bunun en başta Almanya geliyor, sonra İngiltere, Amerika, Avustralya, Avrupa ülkelerinin birçoğunda yine var. Hepsi vatan hasreti çekiyorlar tabii, biliyoruz, anlıyoruz. Bizimle birlikte biraz bu hasretleri gidiyor. Biz de onlara çok sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Çoğu da gelmek, Türkiye'ye yerleşmek, tekne almak, deniz hayatını yaşamak istiyor bize gelen mesajlardan gördüğümüz kadarıyla. Şimdi tekne seçme konusunda Emre Uğur beyefendi, hayalini kurduğumuz denizcilik sevdasının çok uzak olmadığını, zor olmadığını bizlere gösterdi. Tekne seçim konusunda zorlanıyoruz demiş. İşte sıfır bir tekne mi alalım, neto mu alalım, rota mı alalım, yoksa ikinci el bir tekne mi alalım gibi sorular sormuş. Arkadaşlar bunları biz beraber denize çıkıyoruz zaten. Nauta da oluyor, Neta da oluyor, Rota da oluyor. Kendimize tanıtmaya çalışıyoruz. Bir kere buna siz karar vereceksiniz. İhtiyacınıza göre, bütçenize göre. Sıfır mı, ikinci el mi konusunda param olsa bile sıfır her zaman mantıklı da olmayabiliyor. Çünkü yeni alınan bir teknede bebek hastalıkları dediğimiz, işte ne bileyim, camdan su sızabilir, lumbozdan, hatch'ten su sızabilir, hidrofor, işte elektrik tesisatına bir şey olabilir gibi. Hiç bunların hiçbirisi de olmayabilir. Yani ben de isterim şıkır şıkır yeni bir tekneye binmek. Sorunsuz. Evet, sorunsuzsa eğer. Ama ikinci elde de tabii bizden de çok istiyorlar dostlarımız. Yani ikinci el tavsiye edeceğiniz tekne var mı diye. Yüzlerce insan değil mi? Hatta ailenin emekli olduğu hemşire arkadaşı 2 yıldır haber bekliyor. Ama bir tavsiyede bulunamıyoruz. Çünkü bizim çok iyi bilmediğimiz bir tekneye bu sorumluluğu alamayız biz. Tavsiye edemeyiz. Yani sıfır teknede bile çıktığında sorun olabiliyorsa ikinci el teknede olabilir. Ben bu konuda şunu söyleyebilirim. İçinize siniyorsa donanımlı, bakımlı, yani içine böyle bir kenara atılmamış bir tekne, içinde hayat olan bir tekne ikinci el bulabiliyorsanız sorunları giderilmiş bir teknedir. Gönül rahatlığıyla alın. Tabii piyasanın bir rayiç bedelleri var. Bunları zaten malum siteden bakarsınız, ortalama fiyatlarını. Motor soranlar var. Ben birçok dostumuz kullanıyor Çin malı motorları. Çok memnun olan da var. Burnundan gelen de var, değil mi? Bu yüzden teknesini satan da var. Ben Çin, öbürü başka bir şey demiyorum ama ben hep söylüyorum. Ben bütün dünya denizlerinde kabul edilen bir kavram var. Yanmar ve Volvo Penta denizlerin kralı deniyor. Bunu ben demiyorum. Ben de hem servis ağı bakımından, hem yedek parça açısından, hem de bakımı kolay, kendim bile yapabiliyorum. O yüzden Yanmar tercih ediyorum. Ama illa öbürleri kötüdür demiyorum. Bakın yanlış anlamayın. Siz kendiniz karar verin buna. Benim fikrimi soruyorsanız benim fikrim bu yöndedir yani. Ben mesela iyi durumda ikinci el bir tekne içime siniyorsa alabilirdim. Ama param yeterse sıfırını da alabilirdim. İstediğim gibi donatırdım. Baştan itibaren kendim tertemiz bakardım. Şimdi bakın bugün de uğraştık. Biz 6 yıldır sürekli bir yerinden bir sorun oluyor, bir şey oluyor. Biz tekneyi sıfırladık yani neredeyse, öyle değil mi? Aynen. Ya emin olun fabrikadan çıktığı halinden çok daha iyi durumda şu anda teknemiz. Sağlam ve güvenli. Yani birçok bakım yaptık. Yani ikinci el teknelerde bu tür sorun olabiliyor ama sıfırlarda olmuyor anlamına gelmesin bu. Bir de şunu söylemek istiyorum. Eğer hiç anlamıyorlarsa anlayan kişilerden destek alabilirler. Kesinlikle, kesinlikle arkadaşlar. Yani dışı güzel görünüyor diye bir tekne alınmaz. Bu evet, çok büyük anlayan hata. Anlayan kişilerden destek alın. Evet. Hem teknenin yapısıyla ilgili, hem motorun yapısıyla ilgili. Bu size iyi bir yol gösterici olacaktır karar aşamasında. Almanya'dan Sami Can Bey yine uzunca bir şey atmış. Sami Can Bey sevgiler. Çok motive edici hakikaten mesajlarınız. Arkadaşlar biz yani hiçbir zaman biliyorsunuz abone ol, beğen, şunu yap, bunu yap falan demedik. Demeyiz de hiçbir zaman. İsteyen abone olur, isteyen olmaz. Zaten izleme oranlarımız iyi. Ama yine analizlerden baktığımda izleyenlerin %60'ı abone olmayan izleyiciler. Bu bizim için hiçbir problem değil, sıkıntı değil. Ama mesela biz bu hafta sonu video çekmeyecektik. Güzel mesajlar, istekler, işte bu sorular bizi motive ediyor. Gerçekten motive ediyor. Doğru bir şeyler yaptığımızı bize gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz bütün dostlarımıza. Teşekkür ederim. Abone olan da olmayan da, bu abonelik konusu bir kere söylerken bile ben rahatsız oluyorum. İsteyen olsun arkadaşlar, istemeyen olmasın. Bizim keyfimiz yerinde sonuçta, değil mi? Sizin de keyfiniz yerinde olsun. Önemli olan bu.
Evet, teşekkür edenler. İşte Naut 680'i yine soran olmuş. Serdar Erkoç. Seni Rota Mahallesi'nden ayıran hayat bize neler yapmaz abi demiş. Sağ olsun. Yani bu geçen videoda marina fiyatlarının arttığını ve büyük ihtimalle bu sene son senemiz olacağını söylediğimiz için birçok dostumuzdan böyle geri dönüşler aldık. Arkadaşlar bunlar problem değil. Biz yaşadığımız günün kıymetini biliyoruz. Keyfini çıkartıyoruz değil mi? Ne yapalım yani, buna bakacağız sonuçta. Bütçe meselesi bu. Bütçemize yetmiyor diyor. Ben Teos Marina'ya yok, Marina ne kadar kötü, yok Turgut Reis şöyleymiş falan. Bunlar değil arkadaşlar. Biz buranın keyfini sürüyoruz. Çok da burada olmaktan mutluyuz. Yarın da alırız teknemizi, gideriz bir balıkçı barınağı. Hiçbir şey olmasa Alarga'ya atarız değil mi? Önemli olan denizde olmak. Denizde olmak bizim için arkadaşlar. Burası keyifli mi? Keyifli. Güvenli mi? Güvenli. Ekstra konforları var. Ama burası yokken de biz 3. senedir buradayız. Biz yıllardır, 20 yıldır balıkçı barınağındaydık arkadaşlar. Yani yine orada oluruz. Tabii zorlukları var. Ama yapabiliriz yani. Biz bunu başarabiliriz. İyi niyetle bazı arkadaşlar serzenişte bulunmuş. Arkadaşlar serzenişte bulunacak bir durum yok. Bu ülkemizin bir gerçeği. Bizim buna gücümüz yetmez. Sizin de yetmez. Dernekler bir araya gelip de birleşip de bir şey yapamıyor. Evet. O yüzden bireysel olarak hiçbirimizin bir şeye gücü yetmez. Bakacağız cebimizdeki paramıza olabiliyor mu, olmuyor mu? Getirisi götürüsü nedir? Biz de bu sene bizim %99 son senemiz olacak yani, bu kadar. Ama biz bunu hüzünle karşılamıyoruz arkadaşlar. Biz bunu yine şanslıymışız ki geldik bakın burada. Bu keyfi sürebildik yani. Sağ olun, var olun. Siz biliyorum bizim adımıza üzülüyorsunuz ama biz üzülmüyoruz yani, emin olun. Telsiz hakkında bilgi verebilir misiniz demiş Mert 0909. Bir kişi daha söylemişti, ismini şimdi hatırlayamayacağım. Arkadaşlar biz normal sabit telsiz kullanmıyoruz. El telsizi kullanıyoruz. Marina giriş çıkışlarında 5 watt bu. 5 watt çıkışlı. Diğerleri 25 watt'a kadar daha uzun menzil oluyor ama bununla da biz çok etkili kullanıyoruz. Yani bu walkie talkie gibi bir şey değil sonuçta. Çok emin değilim ama %99 yine bunlara da ruhsat gerekiyor diye biliyorum. Biz bunu güvenlik amacıyla kullanıyoruz. Bizimkisi Cihan marka bir telsiz. IC36M diyor. O zaman euro kur da düşüktü. Biz 130 euro falan gibi bir şeydi yani fiyatı. Ama bunların 5-600 liraya satılan farklı marka el telsizleri de var internette. Özellikle kanalların yüklü olup olmadığını sorgulayın. Kanallar yüklüyse 5 watt çıkışlı bir telsiz alıp rahatlıkla kullanabilirsin. Çok para vermenize gerek yok. Kendinizi çok özletmeyin tarzında işte daha sık video isteyen dostlarımız var. Arkadaşlar yapacağız, emin olun, daha sık video elimizden yapacağız. Çalışıyoruz. Şimdi zaten kış, biz yine tabii geliyoruz her hafta ama mesela geçen hafta yine geldik, çekmedik. Bu hafta da yani öyle eş, dost, arkadaş, muhabbet geçirelim istedik. Biz esas şeye motive olduk. Dedi ki Mart ayından sonra baharda, ondan sonra size keyifli görüntüler çekeceğiz. Ya bakın drone getirdim yanında, koca çanta. 3 tane pilini şarj ettim. Kaldıramadım hava bile. Müsait. Hava müsait değil. Şartların yani, uygun olmasın. Evet, daha güzel havalarda, kendimiz gidip koylarda kaldığımızda, size aktarabilecek bir şeyimiz olduğunda. Yani biz yoksa denizdeyiz, eğleniyoruz. Hep yapıyoruz bunu. Her hafta bunu da çekmek de istemiyorum. Ama size işte faydası olacak. Bu soru cevabı da onun için yapıyorum. Faydalanın istiyorum. Eğitim videoları çekeceğiz. Demir atma, yanaşma, ayrılma manevraları. Bunların hep böyle işte biraz bahar gelsin. Bizim de ruhumuz çiçek açsın. İçimiz canlansın. İstekle yapalım istiyoruz. Çekeceğiz. Ama şu anda da kış şartlarında yine fena değil yine. Evet, çekiyoruz evet, fırsat yani buldukça. Teşekkür ederiz yine ilginize. Biliyoruz, seviyorsunuz. Yine de yaşadığımız aksiyonları yansıtmaya çalışıyoruz. Serzenişte bulunanlar var. Alkan Işılaklı. Yok işte birader, yok. Yaşadığımız şehrin denize kıyısı yok. Teknemiz yok. Böyle bir keyif yok. Ne diye bu kadar nispet yaparsın? Deniz kıyısında yaşamayanlara açık söylüyorum. Onların adına üzülüyorum. Ben yaşayamazdım yani. Aynen. Babamın görevi gereği Ankara'da yaşadım. İşte Kars'ta yaşadım. Buralar zor oldu benim için. Biz yani denizi görmeden yapamıyoruz. Evet. Yani tekneye gelmesek deniz kenarına çıkıyoruz. Evet. Allah kurtarsın arkadaşlar. Ne diyeyim yani şimdi size. Herkes kendi tercih o edecek. O ısıtıcının markası. Ayloş neydi ya? Ben onu söyledim geçen. Elektro konformuş arkadaşlar bu. Bu 220 volt ama onun
12 voltluk 100 watt çıkışlı olanı var. Onu denemedik. O herhalde 6-7 amper falan çeker saatte. Onu da deneyeceğiz. İşte haftaya hava iyi olursa koyda kalacağız. Olmazsa öbür haftaya koyda kalacağız. O zaman onu deneyeceğiz arkadaşlar. İşte Bodrumluyum ama oraları da güzelmiş diyen arkadaşlar var. Çok ne mutlu bize ki buraları da İzmir kıyılarında sizlere gösterebiliyoruz. Buraya da inşallah faydamız oluyordur. Sizlere de değişik bir yer oluyor işte. Dikili'yi mesela gösterdik. Çok beğenen insanlar oldu. Evet, evet. Seferihisar'ın koyları mükemmel arkadaşlar. Emin olun bir sürü koy var ve cennet gibi tertemiz. Seul'den selamlar. B777. Gökçeada'dan selamlar. Bizden de selamlar, evet, arkadaşlar. Evet. Ekrem amca güzel mesajlar atıyor. Aydınlı Ekrem. Çok seviyoruz Ekrem amca seni. Teşekkür ederim. Çok güzel. Hanımlara karşı davranışımı çok beğenmiş ve tesadüfler eseri arkadaşlar. Sonradan öğrendik. Ekrem amca rahmetli babamın çocukluk arkadaşıymış. Babana çekmişsin falan diyor. Çok teşekkürler Ekrem amcacığım. Ellerinden öpüyoruz. Sahilde kalmalı videoyu sabırsızlıkla bekliyoruz. Kalacağız arkadaşlar. Yani biz bu hafta da kalırdık. Biz kış diye değil ama hava çok sert. Yani 30 nat hava var dışarıda şu anda. İşte hayalim diyen çok dostumuz var. Hayalimi yaşıyorsunuz diyenler. Allah sizlere daha iyisini nasip etsin inşallah. İnşallah. Bu şekilde motive olmanız, sizlere ilham kaynağı olmak gerçekten çok değerli bizim için. Genelde eşimle izliyorum tarzında mesajlar var. İşte çocuğu izlerken videoyu bana Messenger'dan gönderenler var. İşte bir acayip rota arkadaşlar. Instagram adresimiz. Oradan Messenger yoluyla çok gönderen var. Bunun farkındayız arkadaşlar. Yalnız izleyicilere baktığımda yine analizlerde %95 erkek falan çıkıyor. Ben biliyorum ki ailecek izleniyor ama anladığım kadarıyla işte evden erkek abone olduğu için onun üzerinden izleniyor. Ama ben biliyorum aile olarak izleniyor. Şimdi karşımızda Yomu var mesela, kafeterya. Oradan gelip biz yokken teknemizin fotoğrafını çeken, ailecek selfie çekip teknemizle birlikte gönderen hep aile arkadaşlar. Bizim yanımıza gelenler de öyle. Aynen. Bizim yanımıza gelenlerden zaten bilmiyorum. Var mıydı öyle yalnız? Yok. Hep aile. Hiç çocuklarıyla. Çift geldi yani. Evet. Çok mutluyuz bu durumda. Tanıştığımız hep çiftler oldu. Toplumsal olaylara bakış açım ve yaklaşımın hassas, güzel gerçekten. Daha sık video bekliyoruz. Arkadaşlar toplumsal olaylarla ilgili bir mesaj derdimiz yok. Bunu söylüyoruz. Biz kendi yaptığımızın veya yaşadığımızın veya söylediğimizin doğru olduğunu iddia etmiyoruz arkadaşlar. Biz vlog tarzında, bizim planlı bir hiçbir şey çekimimiz yok. Zaten çekemeyiz. Biz öyle bir şey yapamıyoruz yani. O konuda beceriksiziz. Yani Serkan Yıldız da burada şey çekerken, Rotaneta tanıtımını çekerken ben konuk olmuştum. Serkan dedi ki abi ben parmağımı şıklatacağım. Sonra sen şıklatacaksın. Serkan nerede diyeceksin dedi. 4 kere söyledim bunu. 4 kere çektik yani. Onu zaten yapamıyoruz. Çektiğimizi de olduğu gibi size aktarıyoruz arkadaşlar. Bunlar bizim düşüncelerimiz, hayata bakış açımız. Bizim penceremiz bu. Herkesin penceresi farklı ve herkesin kendine göre doğru bir penceresi var. Biz doğrusunu biliyoruz diye bir şey yok arkadaşlar. Ortak payda da buluşacağız yalnız, değil mi? Bir saygı, sevgi çerçevesinde buluşacağız. Neyse daha çok var arkadaşlar. Videoyu da uzatmayayım. Evimize gideceğiz. Kedilerimizi özledik değil mi Ayloş? Evet. Vakit de geç olmaya başladı. Vakit de geç oldu. İnsanoğlu arsız zaten. Evini de özlüyor. Teknesini de özlüyor. Evet. Bu hafta böyle oldu. Daha çok sorularınız var. Artık bu soruları bölümlerin arasında ara iki yansıtır. Soru, üç soru, beş soru çekil cevaplamaya gayret edeceğiz arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Küçük kekle büyük keyif. Bay bay.